Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Neredeyiz bugün? Sivas'ta Galericiler sitesindeyiz. Benim kendi i20 aracımı satın almış olduğum Yalçın Otomotiv var. Ersin abi. Ersin abilerde ilanda bir tane Corolla gördüm. Geldim dedim abi böyle böyle Corolla'yı ver bir videosunu çekek. O da sağ olsun tamam al götür dedi. 392 bin kilometrede 1992 model bir araba bu araba arkadaşlar. 1.6 litre hacmine sahip 4 silindirli karbüratörlü bir motoru var bu arabanın. 95 beygir güç ve 140 Nm civarında bir tork üretiyor bu motor arkadaşlar. Aynı zamanda 10 saniye 0'dan 100 km hızlanması ve 5 ileri manuel şanzımanı var. Toyota'ya bakıyorum Corolla'lar hep 1.6 motorla 10 saniye civarında 0'dan 100'e hızlanıyor. Mesela yenileri de öyle. Güzel adamlar istikrarlı gidiyorlar. Yaklaşık olarak 1100 kilo civarında bir toplam ağırlığı var bu arabanın ve 400 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi. Aynı zamanda 500 kilo civarında bir taşıma kapasitesi mevcut arkadaşlar. Şimdi arabanın bu arada kodu EA92 diye geçiyor bu arabanın. Hemen ön taraftan başlayalım. Önde gördüğünüz gibi böyle oldukça düz, sade tasarımlı ama böyle bir şık duruyor. Arabanın üzerinde bir hem klasiklik var hem sportiflik var. Böyle ilginç bir şey insanın hoşuna gidiyor. Şurada sinyal lambaları oldukça güzel. Tamponlar siyah tabii renkli olanları da var bunların. Şurada kaputun üzerinde böyle motorun geldiği yer böyle biraz kabartılı durmuş. Tabii şurada su fiskiyelerimiz kaputun üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Yan tarafına geçelim. Biraz boyasında sorunlar var ama içine geçince göreceksiniz araba çok temiz hakikaten. Yan tarafta böyle kapı kuşaklarını görüyorsunuz. Yine çamurluklardan, ön çamurluklardan arka çamurluklara kadar omuz çizgisi var. Bir tane aşağıda böyle bir gölge önü çizgisi var. Böyle oldukça tok, klasik, güzel hissettiriyor. Hemen şöyle arkasına doğru geçelim. Burada stop farları böyle ikiye bölünmüş. Üst beyaz, altlar kırmızı şeklinde oldukça güzel gözüküyor. Plaka aydınlatmaları sağdan soldan, bu da oldukça güzeldir. Toyota Corolla yazımız, 1.6 XE yazımız. Bu XE donanım bir araba. Şuradan arka bagaj kapağını açayım, onu da size bir göstereyim ben. Şuradan açıyoruz bagaj kapağını. Tabii buradan anahtarla da açabiliyorsunuz. Şöyle bir bagaj zeminimiz var gördüğünüz gibi. Halı muhtemelen orijinal değil. Oldukça güzel, geniş. Şuralarda kaplamalar falan yok. Ondan dolayı biraz zedelenmiş ve birazcık ışık kısmı yüksek arkadaşlar. Yukarıda tutamak falan herhangi bir şey yok. Ben ısrarla içine geçmek istiyorum. Çünkü içi oldukça temiz duruyor arabanın. Şurada görüyorsunuz. Şu plastik kaplamalar falan oldukça güzel gözüküyor arkadaşlar. Şık duruyor. Kapı yüzeyleri abi baksana, yani şuralar yumuşak, böyle dokulu. Daha hiçbir şey de olmamış yani. 393 bin kilometrede bu araba. Şöyle bakıyorum abi göstergeye, hakikaten 393 bin kilometrede yani. Müthiş ya, şuna bakar mısın? Şuradaki döşemelerin haline. Şurada deri destekleri var yanlarda zedelenmesin diye. Arkada tabii kafalığımız yok bu pakette. Şöyle içine doğru bir bineyim ben. Ben önde rahat otururken diz mesafesi böyle, boyum 1.78. Baş mesafesine bakalım. Baş mesafesi de şöyle. Bu arabanın yani tavan döşemesi de güzel. Böyle muşamba gibi ama hiç eskimemiş. Orijinal midir bilmiyorum. Burada tutamaklarımız, elciklerimiz var 3 tane. Sol ön tarafta mevcut değil. Şuradaki siyah kuşaklar bile ayrı duruyor. Yani oldukça güzel gözüküyor. Şuradan da göstereyim size. Yine koltukların arkasındaki şu kaplamalar falan. Koltukların renkleri de çok güzel. Onlar da oldukça hoş duruyor. Şurada bir şaft tünelimiz var ve arkadan ön tarafa bakış açısı gözümün önünden bu şekilde. Şimdi ön tarafa geçeyim. Bu arada tek bir aydınlatmamız var burada. Öne doğru geçelim. Ha bir de abi çocuk kilidi var yani. Öyle donanımsız falan değil yani araba. Öndeki kaplamalar da yine arkadakilerle aynı. Şurada eski Broadway'lerden alışkın olduğumuz, biz tabi Broadway'lerde biliyoruz. Bu arabada da böyle bir kapı açma mandalı var. Yalnız kapı içi gözünü koymasalarda da olurmuş yani. Böyle göz mü olur abi, buna bez koyulur, başka bir şey koyulmaz. Şurada görüyorsunuz, ben şunu bir kaldırayım şuradan kötü örnek olmasın. Koltuk ayarlarımız var. Sırtlık ayarı falan burada. Yükseklik ayarı tabi yok ve ileri geri ayarı buradan yapabiliyorsunuz. İçine doğru binelim. Size tabi şunu da göstereyim. Şurada anteni de var. Bu da güzel bir detaydır. İçeride arkadaşlar işte havalandırma menfezlerimiz burada. Cam kapı kilit tuşu burada yer alıyor. Şöyle açıp kapatıyorsunuz. Işık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Silecek kollarımız, direksiyon. Abi direksiyon oldukça güzel ya. Baksana hiç eskimemiş ya. Şurada da kornası var. Şurada gördüğünüz gibi oldukça açık seçik, bir sonraki Corolla'lara da oldukça benzeyen bir gösterge panelimiz var. Şurada bir Casio saatimiz. Casio'nun Casio olduğu zamanların saati. Arka cam buz çözücümüz. Yine havalandırma menfezlerimiz. Şurada kocaman bir boşluk var. Bundan sonra da niye ekran takılır? Yerini yapmış Toyota zaten. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi küllüğümüz ve çakmaklığımız var. Şu vitesin önünde bir boşluğumuz var. El frenimiz burada ki
Şunlara bakın. Yani şunlar oldukça güzel ya. Görüyor musun? Bak adam ne güzel dibinden beri kaplamış bunları. Yeni Toyota'larda yok bu ya. Acayip hoşuma gitti benim. Bak prestuşu da burada. Şurada biraz daha farklı bir emniyet kemeri mandalı var. Bu arada 403'ümüz de şurada. Şurada bir tane şöyle torpido gözümüz var arkadaşlar. Oldukça kibar ama içerisi geniş ve oldukça kullanışlı. Bu da oldukça hoşuma gitti. Tabii şunu kapatalım. Hoppa. Yan aynalarımız lüllüklü. Dört camımız manuel. Yukarı doğru çıkalım. Burada ayna bile var abi. Bak gördün mü? Bu tarafta yok ama yani burada düşünmüş. Yenge hanım kullanır diye düşünmüş adamlar. Şurada da bir tane dikiz aynamız mevcut. Hemen şöyle kameralarımı bağlayayım. Bakalım araba sürüşte bize neler sunacak. Onlardan bahsedeyim size. Tek marş devam. Bir forumda okumuştum yani çift marşa düşüyorsa bir arıza vardır. Mümkün değil düşmez diyor. Evet. O zaten hepsi için. Arkadaşlar Corolla'nın içerisindeyiz. Tabi bu arabada şu an hidrolik direksiyon yok ama olan versiyonları da var bunun. Bunun klima olanı var mı acı? Onu bak ben bilmiyorum. Klima olanı var bazıları. Bazılarında klima var değil mi? Bunda şey de yok. Ben bakmadım ama direksiyon ayarı da yok herhalde. Direksiyon ayarı da yok bunda. Olanı da var ama. Üst modellerinde. Üst modellerinde olan da var. Ama senin araban yani bu yaşta arabaya çok üst model bakılmaz abi. Temizlik önemli. Yani araba temiz. Hakikaten benim hoşuma gitti. Aynen, özellikle içi var. Döşemeleri olsun. İçi çok güzel tertemiz kalmış yani makinenin. Ve bindiğin zaman mesela genelde bu yıllarda bir arabaya bindiğimde ben hatta bu yıllara gelmeye bile gerek yok. 98, 99 arabalara bindiğimde böyle bir eski arabalar diye bahsederim ama bunda öyle bir şey hissetmiyorum. Yani arabada çok bir eskilik hissetmiyorum. Yani direksiyonu sert tamam şöyle böyle ama arabada böyle bir eski havası yok. Çalıştırmanda yok, kullanmanda yok, gaz tepkilerinde yok, ne bileyim dokunduğun oturduğun yerlerde yok. Bir eskimemişlik havası var bu arabada. Hani yıllara... Ya hala şeyini, konforunu koruyan bir marka olduğu için. Yani şimdi şöyle, yıllara meydan okuyor derler ya, öyle evet. Değil abi, yıllar umursamıyor bu adam. Bununla bin yani. Bununla git. Baktığın zaman mesela debriyaj ayarlarından arabayı yönlendirme şekline, direksiyon yani burada sadece hidrolik olsa hiçbir sıkıntın yok yani. Devam. Güncel arabalar gibi devam edebiliyorsun. O yönü oldukça hoşuma gitti arabanın. Güzel. Dikiz aynalarındaki görüşler yetersiz yalnız onu söyleyeyim. Bir de bu arada lüllükle ayarlanıyor bunlar. Onun haricinde hiçbir yerde görüş problemin yok. Oldukça görüşü güzel. Evet. Vites geçişleri çok güzel. Yani bakar mısın ya tertemiz ya. Debriyaj ayarları çok güzel. Düşük devirlerde iyi gidebiliyor araba. Mesela 1500 devirlerde toplayıp gidebiliyorsun arabayla. O da çok güzel. Hoşuma gitti. Haricinde tabii yalıtım problemleri var. Hani alıp güncel kullanacaksan bu arabayı. Araba çok yalıtılmış değil. Yol sesi, motor sesi, rüzgar sesi. Motor biraz daha az kalıyor ama rüzgar sesi falan filan hepsi geliyor. Motor arabayı rahat götürüyor bir defa. Sesi de güzel. Hiç fena değil. O anlamda da beğendim. Şu an LPG'de kullanıyor. Benzinle gidiyor mu acı? Benzinle de gidiyor ama şu an benzin mevcut değil. Ha LPG'de devam. Devam diyorsun. Tertemiz. Basıyorum şurada biraz. Yani bas, ben güveniyorum. Hadi bismillah. Güzel de devir çeviriyor. Yani bak kafa da kaldırıyor birazcık. 80'leri gördük. 90. Bak Lina ile kapışırım ben bunda. Biraz tabi fren yaptık ama trafik sıkıştığı için. Ya şimdi ben bile bu kadar yüklenmedim araba. 4'e taktım. Mesela 100 olduk. 100'de 2900-2800 devirlerde hatta 110'da 2900 devirlerde gidiyor. Devir oranları da gayet güzel. Yani bu arabada mesela 90-100'de falan bağırtırmadan gidebiliyorsun. Evet. Rahat rahat ilerleyebiliyorsun. Ve yollar eğimli olduğu için trafik akışı var. Yol tutuşu esasında çok mükemmel değil ama böyle %110'da %120'de rahatsız da etmiyor. Rahat rahat ilerleyebiliyorsun. Yola oturuşu güzel arabanın. Evet. Yaylanışı falan güzel. Olduğundan, göründüğünden daha konforlu bir araba hazzı alıyorsun ve özellikle böyle biraz yola açıldığın zaman zevkini tatmaya başlıyorsun. Hakikaten yani yola git yani bu arabaya. Evet. Öyle bir tadı var. O tadı da oldukça hoşuma gitti bu arabanın. Ben oldukça beğendim. Sen diyorsun ki aldıktan sonra ben buna biraz masraf ettim. Biraz parça fiyatlarından bahsedelim. Ne kadar tuttu mesela direksiyon yani poposuna? Parça fiyatları biraz zor bulunuyor. Çünkü 92 model bir araç.
Tabi bu değil, bunun bir yüz kasası zaten daha çok var piyasada. Onun evet, onlardan, onlarda parça bulma sıkıntısı yaşamıyor vatandaşımız. Ama bu 92 model olduğu için biraz eskiye kaçıyor. Bu arabada biraz parça sorunu yaşayabiliyorsun. Biraz parça sorunu. Ama internetten buluyorsundur. İnternette vardır ama yaşadığımız memlekette biraz sıkıntı çekiyor. Burada biraz sıkıntı çekiyorsun. Evet. Peki ne kadar harcadın? Evet, direksiyon kutusu. Yani işçiliğiydi falan filandı, 600 TL'ye mal oldu. Tamam. Bir de alt takım yaptırdın. Evet, distribütör değişti. Elektriği kesmişti aracın. Tamam, ona ne kadar harcadın? Ona da 750 TL verdim işçiliğiyle beraber. Gayet makul, çok pahalı değil. Yani. Ama sen diyorsun ki tabi arabanın maliyetlerini düşündüğüm zaman biraz harcadım diyorsun, evet. Yani. Şöyle yüzdeye vurduğum zaman yani. Arabaya harcadım biraz ama yani değer ya, baksana tertemiz araba. Yani biliyorsanız zaten biraz para harcamanız gerekiyor çünkü 92 model, sıfır bir araç almıyorsunuz. Tabi tabi, illaki kesinlikle öyle. 26 yaşında, 27 evet. yaşında bir arabadan bahsediyoruz ya şu an. Benle en yaşıt bu araba. Yani böyle baktığın zaman ben bile eskidim yani. Ağız tadıyla binmek istiyorsanız yani biraz masraf edeceksin. Çıkması lazım, evet. Masraf et. Ama yani çok böyle yukarılarda rakamlar 2-3 yeter. Tamam, ondan sonra gerek yok. Temiz temiz biniyorsun. Valla zaten hiçbir sıkıntısı kalmadı. İçinde bulunmaktan oldukça zevk aldığım bir araba oldu. Bunun için sana teşekkür ederim. Rica çok ederim, da ederim. Kullanmak istediğim bir arabaydı bu araba. Kesinlikle. Yani beklentilerim gibi de çıktı bu araba ve çok güzel bir araba. Oldukça da keyifli bir. Şurada saatimiz geçti. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Unutamayacağım şeylerden bir tanesi. Bunu da videoyla ölümsüzleştirmiş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.